Hatay Büyükşehir Belediyesi ulaşımı rahatlatma adına hazırladığı projeleri her geçen gün yenisini eklemeye devam ediyor. Kent içi trafiği rahatlatmak ve güvenli bir şekilde trafik akışı sağlamak amacıyla Türkiye genelinde yaygın olan elektronik ücret toplama sistemini Hatay'da uygulamayı amaçlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bu sistemi tanıtmak için il genelindeki sürücü kooperatifleri ve şoför odaları ile istişare toplantıları düzenliyor. İlk olarak birinci bölgeyi kapsayan toplantının Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılmasının ardından İskenderun Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ikinci toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Maden, Ulaşım Daire Başkanı İkbal Polat, Toplu Taşıma Şube Müdürü Süleyman Barış Süner, İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın'ın yanı sıra bölge genelinde sürücü kooperatif başkanları ve üyeleri katıldı. Sen bilirsin. Şu anki hali hazırdaki yollar trafiği kaldıramazken bunun 10 yıl sonrasında muazzam seviyede bir eser başlanma sahada kullanılır vaziyette olacaktır. Ve toplu taşıma araçlarının bazı bölgeler için söylüyorum merkeze hareket edememesi durumu var. Yani sayılar çok fazla, araçlardaki yolculuklar çok az ve bu araçlar toplu taşıma ile yani bireysel kullanımı engelleyeceğine trafikte daha çok büyük bir yoğunluk oluşur. Biz diyoruz ki bu dört kooperatife bir çatı altında birleşin. 500 metre mesafeylesin zaten. Gidiyorsunuz, örnek veriyorum. İlk mahalleden